Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Rampage'in RMK81 modelli oyuncu kulaklığını tanıtacağım kulaklığı zaten burada görebilirsiniz. Yakın çekimleri de video boyunca karşınıza gelecektir. Bu kulaklığı Rampage bana tanıtmam için gönderdi. Bilginiz olsun ama bu objektif bir tanıtım yapmam konusunda bana bir engel değil biliyorsunuz zaten. Şimdi bu kulaklık benim için nedir diyecek olursanız bir kere bir oyuncu kulaklığı ve bluetooth'la bağlanabiliyor. Bu bir artı. Mikrofonu üzerinde ve aynı zamanda da oyun oynarken 7 artı bir çevresel ses özelliği olduğu için sağdaki adamı sağda, soldaki adamı solda, yukarıdakini yukarıda herkesi olduğu gibi ve sanki oyunun içerisindeymiş gibi duyabilirsiniz. Benim en beğendiğim özellikleri bunlar. Şimdi bu kulaklığı bir her bakımından inceleyelim. Oyun oynamanın yanı sıra ben Zoom üzerinden toplantı yaparken de sürekli kulaklık tak çıkarla uğraşmayı sevmiyorum. Bir de ben Mac Mini kullanıyorum yani masaüstü bir bilgisayarım var. Dolayısıyla bu kulaklık benim Zoom konusunda yaptığım toplantıları da çok olumlu yönde etkiledi. Bir de PlayStation oynarken de kullanılabiliyor ama detayına geleceğim bunun. Hani takıp direkt olarak oynayamıyorum maalesef ki. Kulaklığın bu arada kablolu kullanım özelliği de var. Testlerimi de deneyimlerimi de size hem kablolu hem de kablosuz için anlatmaya çalışacağım ama şunları bir şuradan çekelim önce. Rampage neden böyle bir ürün çıkarmış diyecek olursak bence uygun fiyatıyla ki kulaklık özelliklerine göre bence gerçekten uygun fiyattı. En iyi oyuncu performansını sizlere verebilmek için çıkarılmış ve ben bu konuda hani güzel bir noktaya da yaklaştıklarını düşünüyorum. Ürünün kutusuna baktığımız zaman zaten ürünün ne olduğunu ve özelliklerinin ne olduğunu etrafından rahatlıkla anlayabiliyoruz. Arkasında ürünün tek tek özellikleri yazıyor, hangi cihazları desteklediği yazıyor, her şey yazıyor. Kulaklığın kutusunu açtığımızda içerisinden kulaklığın kendisi çıkıyor ve orada duran plastik kısmı kaldırdığımızda altından da aslında uzunluk açısından bize bir hayli yetecek olan bir ucu USB-C, diğer ucu USB-A olan kullanım kablomuz ve aynı zamanda şarj kablomuz çıkıyor. Kutunun içerisinde başka da bir şey yok. Kenarında sesi yükseltip alçaltmaya yarayan bir tuşu var. Bundan zaten detaylı olarak bahsedeceğim. Burada ışıkları yakmaya ve kapatmaya yarayan bir tuşumuz var. Buna basın tutarak açabiliriz. Kulaklığa yukarıdan baktığımızda malzemesinin aslında hafif bir malzeme olduğunu görebiliyoruz. Hafif olduğu için de bir tık şıkır şıkır ses geliyor. Ama hafifliğin karşısında bence bu hiç de problem değil. Malzemesi aslında metal kısımları açma kapama olarak sağlam. Kafa üstü pedi güzel ve kendi kullanıldığı pedler de gayet yumuşak ve hava alabilir rahat bir kullanım sunuyor bize. Nasıl kullanılır diye baktığımız zaman altında ışıkları açıp kapamaya yarayan bir tuş var. Bu tuşa 5 defa bastığımızda ışıkları açabiliriz. 5 defa bastığımızda ışıkları kapatabiliriz. Altında da bizim kulaklığı açıp kapatma tuşumuz var. Bu tuşa uzun süre basılı tutarsak eğer kulaklık açılacaktır. Uzun süre basılı tutarsak kapanacaktır. Aynı zamanda bir müzik dinlerken de bir kere bastığım şarkı duracak, 3 kere bastığımızda geçecek ve 3 kere bastığımızda da geri dönecektir. Bu bağlamda günlük kullanıma da çok uygun aslında. Kulaklığın birkaç anahtar özelliğinden bahsetmek istiyorum benim direkt ilgimi çeken. Birincisi zaten tipinden de gözüktüğü gibi RGB ışıklarının olması bence güzel bir dokunuş. Şart mı tartışılır ama oyuncu ekosisteminde tercih ediliyor böyle şeyler. Onun dışında kulaklığın pedleri gerçekten çok rahat ve bu çok rahatlığı size şöyle anlatayım. Benim çenemde bir problem olduğu için şu kulak çevren ve çene çevreme herhangi bir baskı geldiğinde çok ciddi ağrılara sebep oluyor. Ama bu kulaklık bu bağlamda herhangi bir ağrıya sebep olmadı ve benim kullandığım diğer Bose ya da Sony markalı kulaklıklardan da rahatlık açısından berabere hatta belki daha bile iyi olduğu söylenebilir. Az önce söylediğim gibi anahtar ve çok uyru değiştiren özelliklerinden biri. Bence buradan çıkabilen bu teleskobik mikrofonu. Özellikle mikrofondan aldığımız ses kalitesi de gerçekten hani inanılmayacak bir derecede iyi. Bunun detaylı testlerini de sizin daha iyi duyabilmeniz için aktaracağım. Tabi videonun test yapılan aşamalarını kulaklıkla dinlemeniz de sizin için önemli. Benim için önemli olan ve beğendiğim iki özelliği daha var. Bu da birincisi zaten Bluetooth'ta olması. ikincisi kablolu kullanıma da müsaade etmesi. Çünkü bizim kullandığımız bütün kablosuz kulaklıklarda ister istemez bir ses kalitesi kaybı olacaktır ve bu kulaklığı da biz kabloyla kullandığımızda ses kalitesi kaybını minimuma indirip gerçekten üst düzey kulaklıklarla yarışabilen bir performans alabiliyoruz. Biraz teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Zaten kutunun arkasında da bunlar yazacaktır ürünü aldığınız zaman. Ürünün 1-2 saatlik bir şarj olma süresi var. Bu gerçekten çok pratik. Yani 1 saate yakın bir süre zarfında şarj edebiliyorsunuz. Hatta bilgisayarınızda kablolu olarak oynadığınız zaman jacktan değil de USB-C'den bağlandığı için aynı zamanda şarj da olabiliyor. Bununla birlikte yaklaşık 16-17 saate yakın bir şarj tüketim süresi var. Ve ben ürünü alalı 1-2 hafta oluyor. 1-2 haftadır gerçekten bir kere bile şarja takmadım. Ha ama ne oldu? Bilgisayarım üzerinde testler gerçekleştirirken ufak bir şarj etme sürecim oldu. Ama bu da şarjının bittiğini göstermiyor. %70-%80'lerdeydi. Yani bence ışıklı ya da ışıksız kullanımda batarya performansı olarak sizi asla üzmez. Aksine beklentinin çok üzerine de çıkabilir. Oyun süresinin yanı sıra 15 saatte konuşma kullanımı var. Bu yüzden de hani toplantı ve diğer aktivitelerde bizi yarı yolda bırakma. Bluetooth menzili burada 10 metre. 10 metrede baktığımızda iyi bir süre yani bilgisayar başından, oyun başından kalkıp bir gidip su içip geldiğimizde falan yakın mesafedeysek çok da kolay kolay kesilecek bir kulaklık değil. Bunu da test ettim ve bundan da memnun kaldım. Bir de 900 saat boyunca açık kalabiliyor bekleme modunda. Yani ben genelde kulaklıklarımı çok kapatmaya özen göstermiyorum. Baktığımız zaman kenara atıyorum ve bu kulaklığı 900 saat boyunca şarjı bitmeden de bu şekilde kullanabiliyorum. Tabi kulaklığın burada güzel özelliklerinden bir tanesi de şu. Kendi üzerinde bir ses kısıp açma butonu var ve bu buton sayesinde yerimizden kalkmadan da ya da klavyeye oraya buraya uzanmadan da tık tık yaparak sesini arttırıp azaltabiliyoruz ve ışıklarını da kapatabiliyoruz. Videonun bu noktasında testlerimi gerçekleştireceğim ve gerçekleştireceğim testlerin bir tanesi kablosuz ve diğeri de kablolu olacak. Telefonumuza bağlı olduğunda nasıl performans verdiği, Zoom toplantıları üzerinden nasıl performans verdiği, kulaklıktan aldığımız sesi profesyonel olarak editlediğimizde nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını size göstermeyi umuyorum. Şu anda kulaklık tabletime kabloyla bağlı ve ben kabloyla bağlı hali üzerinden bir ses kaydı yapıyorum. Ve yaptığım ses kaydında da bir tık yüksek sesle konuşuyorum. Şu anda sesi tabletim üzerinden kablosuz bir şekilde kaydediyorum. Yani siz kulaklığın bluetooth özelliğini kullanırsanız ve bir ses kaydı yaparsanız alacağınız sonuç bu şekilde olacaktır. Şu anda zoom üzerinden yaptığımız ses kaydını deniyorum. Denediğim bu ses kaydı üzerinde de bakacak olursak kulaklık sesini kullanmaya çalışıyorum. Umarım net bir şekilde sesimi de alabiliyordur. Şimdi zoom üzerinden konuşmayı kablosuz olarak deniyorum kablosuz konuşmamı yaparken de herhangi bir farklılığım yok. Şu anda Konuşuyormuş gibi konuşuyorum. Gelelim kulaklığın geliştirilebilir noktalarına benim önerilerime. Bir, sadece Windows için bir yazılım desteği var. Ben Mac bilgisayarımda bir yazılım desteği alamıyorum. Bu konuda geliştirilebilir. Kulaklık üzerinde mikrofonun çok güzel olduğundan hem test sonuçlarıma göre hem de benim kendi algıma göre bahsettim zaten. Ama burada da geliştirilebilecek noktalar var. Şimdi kulaklığı kafamıza taktığımızda sesim burada biraz yüksek çıkabilir ama bu kısım bence ağız noktasına bir tık daha yakın olabilir çünkü yakın olduğunda gerçekten çok güzel ses alma kapasitesi var. Üzerindeki pop filtresi gerçekten kaliteli ve güzel ama sesi bir tık kısık alıyor ve sesimizi aslında karşı tarafa iletirken daha güzelleştirmek için yaptığı efektler arasında bazen sesi kısık aldığı için onları gürültü zannedip baskılayabiliyor ve sesim kesilebiliyor ama bu genelde zoom konuşmalarında değil de ses kayıtlarında oluyor. Sadece geliştirilebilir bir özellik olduğunu düşünüyorum. Gürültü engelleme özelliği olduğunu da belirtiyor ürünün üzerinde ve gürültü engelleme özelliği kulaklığın kendi izolasyonu açısından baktığımızda var ama aktif gürültü engelleme özelliği yok. Fakat bunun için şöyle bir ayar var içerisinde. Gürültü engelleme otomatik olarak vermek için arkadan bir beyaz gürültü veriyor size. Ve bu verdiği beyaz gürültü maalesef ki çok üst düzey bir gürültü değil. Benim diğer işte bozdur, sonidir gürültü engelleme özelliğiyle öne çıkan cihazlarıma baktığımızda bu kulaklığın gürültü engelleme performansı çok da iyi değil. Yani ben çok gürültülü bir ortamda oyun oynuyorum. Ben gürültü engelleme için bu kulaklığı alıyorum diyorsanız bence bu kulaklığı tercih etmeniz çok da doğru olmayacaktır. Ama oyun oynarken yani zaten arkadaki sesleri o kadar güzel dengeleyip yükseltiyor ki sizin dışarıdan gelen bir sese duyma ihtimaliniz yok. Ben hiçbir şey açık değilken sırf o beyaz gürültü modundan bahsediyorum. Ha buna özel bir modu da yok zaten ama bu zaman zaman hem ses kalitesine hem de gürültü engellemeye olumsuz etki edebiliyor. Benim genel olarak beğendiğim noktalarına gelecek olursak kulaklık bir kere Bence oyun oynamayı seven ve bunun için oyuncu ekipmanı bazında kulaklık arayan arkadaşlar için çok faydalı ve çok güzel olacaktır. Özellikle benim oyun oynayan arkadaşlarım da var sağ olsunlar beraber denedik onlarla. Onların da yorumu hep şu yönde oldu. Yani kulaklığı taktığımız zaman oyun oynarken çevredeki sesleri o stereo dediğimiz 7 artı 1 çevresel ses sistemini o kadar iyi ayarlamış ki Tamam biz her kulaklıkta herkesin nerede olduğunu duyabiliyoruz ama bu kulaklık oyuncu kulaklığı olduğu için çevremizdeki seslere konsantre olma ihtimalimizi daha da arttırmak adına bu sesleri ayarlayıp yükseltiyor. Böylece oyun oynarken dikkatimizin dağılmamasını bir kenara koyuyorum. Sağdaki soldaki adamları sırf ses üzerinden giderek de vurabiliyoruz ya da kullanabiliyoruz oynadığınız oyuna göre de bu değişir tabi ama dolayısıyla bence oyuncu kulaklığı olarak performansı çok iyi. Uzun vadeli oturacağım ben çalışacağım müzik dinleyeceğim diyorsanız ben performansını beğendim ama önerim USB kablosunu Type C'den Type A'ya olan kabloyu kullanarak denemeniz olur. Çünkü zaten kablolu bir bağlantı sağladığınız zaman ses kaliteniz çok daha yükselecektir. Ama tabii ki ben kablosuz olsun istiyorum ve kablosuz özelliğini kullanmak istiyorum diyorsanız da gayet iyi bir kulaklık. Pedleri açısından zaten rahatsız etmediğini söyledim. Dolayısıyla ben eğer oyun sektörüne Gerçekten burada oyuncu denebilecek kişiler kadar ilgili olsaydım bu ürünü muhtemelen tercih ederdim kariyerimin ya da sürecimin bir noktasında sizlere de bu ürünü rahatlıkla önerebiliyorum bahsettiğim koşullar altında. PlayStation ile ilgili şu detayı vermekte fayda var. PlayStation'dan çıkan her sesi duymanıza işe yaramıyor ama Bluetooth headset olarak bağlayabiliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Ben kulaklığı kullanırken konuşmak istediğimde karşımdakinin sesini kulaklıktan duyabiliyorum. O benim sesimi kulaklığın mikrofonundan duyabiliyor. Ama ben oyunun sesini yine PlayStation'ın bağlı olduğu ana üniteden duymak zorunda kalıyorum. Muhtemelen muhtemelen cihaz bunu destekliyor ama PlayStation 4 buna izin vermediği için bizim için birazcık engelleyici bir faktör oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve bu kulaklığı almak üzere olan ya da merak eden arkadaşlarımın sorularını yeterince giderebilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara sorularınızı ve bu kulaklığa sahipseniz deneyimlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Rampage'a tekrardan da teşekkür ediyorum.